Videoya başlamadan önce bu tür videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu izledikten sonra videoma yorum yapmayı unutmayın. Herkese merhaba. Bu videoda bir ambalaj tasarımında desen veya görsel giydirmenin nasıl yapılabileceğini anlatmaya çalışacağım. Burada bir bıçak izimiz var. Kutu tasarımı için kullanılan bir bıçak izimiz. Bu bıçak izini görsel giydirmek için öncelikle giydireceğimiz görseli dosyasından Ctrl C ile alıp Ctrl V ile bıçak izimizin hemen yanına yerleştirelim. Görsel giydirmede en çok kullanabileceğimiz yöntem, en kolay yöntemlerden bir tanesi clipping mask. Clipping mask'in mantığını öncelikle anlatmaya çalışayım. Herhangi bir çizimimiz var. Herhangi bir çizim, yuvarlak, kare ya da serbest şekilde çizebiliriz bu çizimi. Yalnız bunun iki ucu kapalı olmak zorunda. Yani eğer bunu serbest çiziyorsak da şöyle ucunu kapatırsak her zaman çok daha sağlıklı sonuçlar alırız. Şimdi bunun içerisine, beyazın içerisine giydirmek istediğimiz görseli en mantıklı, en kolay şekilde ikisini beraber seçerek dışarıdan seçiyorum. Tabii böyle karışık çizimlerde etrafındaki çizimlerden kaynaklı ikisini böyle şu şekilde seçmemiz zorlaşabilir. Öncelikle birine tıklayıp Shift'e basarak diğerine de tıklayabiliriz. Desen ya da görsel altta kalacak mantığı bu. Sağ tıklayıp kırpma maskesi oluştur dediğimizde, yani Make Clipping Mask dediğimizde bizim görselimiz üstte yaptığımız çizimin içerisine yerleşmiş oluyor. Bu mantıkla şimdi şu çizimlere bakalım, bıçak izlerine bakalım. Burada hepsinin devamlılığı var mı? Bazıları kopuk. Bunları Direct Selection Tool'la, yani direkt seçim aracıyla, beyaz olanla doğrudan seçim aracıyla alıp seçip bunları birleştir diyebiliriz. Aralarını birleştiriyor. Birleşmeyenlerin tamamını birleştirelim. Bakın burada da var. Seçtiğimiz zaman zaten dikkatli bakarsanız şurada bir kopuk var. Buradan sonrası seçili değil. Şurada bir kopuk var. Buradan sonrası seçili değil. Bunları görürüz. Şurayı da birleştirelim. Şurada da kopuk var. Devam ediyorum. Burada bir sorun mu var acaba? Bakın burada bir çizgi var. Ve bu çizgi aslında kutunun sağ tarafına kalacak çizgi. Bunun bir de sol tarafına kalacak çizgi yapmamız. Şuradan devam ediyorum pen tool'la, dolma kalem aracıyla. Ta ki şu noktasına kadar. Eksiltmeden tabii. Öncelikle şurayı birleştirelim. Var olan bir çizgi zorluyorsa eğer şununla birleştirdikten sonra şununla devam ediyorum. Bununla birleştiriyorum. Bu noktada ne yapmış olduk? İki tane çizgi birbirinin üstüne yerleşti ama şurası ayrı bir çizgi, şurası ayrı bir çizgi olmuş oldu. Şimdi buradan devam edelim. Kopuk olanları birleştirmeye.
Aslında bir şey kaldı mı? Kalmadı. Şimdi kutunun yönü de çok önemli. Alt kutu, üst kutu, kutunun sağ solu şeklinde. Neresine denk geldiği önemli. Kapak üst kısmı, alt kutu mu kalva, alt kısmı ne tarafa gelecek? Alt kutu kuşe, alt kapak kuşe. Kutunun şeklini anlamaya çalışıyoruz burada. Ben bu kutu tasarımını ilk defa açtım ve neresi ne tarafa denk geliyor onu algılamaya çalışıyorum. Bundan iki tane yapılacak da dört tarafa dönecek olabilir mi? Hani kutunun yönünü 187, 141 bunlar ölçüleri. Kutunun yönünü şu tarafa doğru olacak, doğru olarak yerleştirildiğini düşünerek varsayıyorum. Yani şu kutunun yönü şu olsun, bu tarafa doğru olsun. Bildiğimden değil, şu anda bu kutu tasarımına gönderildi ama açıklama yapılmadığı için ne tarafa doğru olduğu için ne tarafa doğru olduğunu bilmediğim için daha doğrusu ne tarafa doğru yerleştireceğimi bilmeden şöyle koyuyorum. Şimdi diğer kısımlarda da aynı birleştirmeler yapılacak. Bunların bilgilerini tabii ki alırsınız. Bunu çizginin altına getirmem gerekiyor diye biliyorsunuz. En alta gönder diyebilirsiniz. Şöyle. Şimdi çizgi içerisinde kalan yerleşimi gerçekleştirmemiz lazım. Bundan bir tane daha kopya alabiliriz. Şöyle alta basılı tutarak bu görselden bir tane şurada dursun. Bunu bu tarafa yerleştirelim. Clipping mask yapacağız. Önce çizgileri seçtim. Shift'e basarak görseli seçtim. Sağ tıklıyorum. Kırpma maskesi oluştur diyorum. Bakın kutunun yerleşimi içerisinde kaldı. Bu tarafa yerleştirmek istediğimi ise gene çizgileri birleştireceğim. Bu taraf zaten tamamdı burada. Önce bir bakalım gerçekten o kısmının tamam olup olmadığına. Hayır, şurayı geri almış olabiliriz bir şekilde. Şu tarafı kopuk. Burayı tekrar tamamlayalım. Buradan gerisini de tamamlayalım şimdi. Burada çizgilerin doğru olup olmadığı, burada 2-3 çizgi var. Evet, şundan kaynaklı. 2-3 nokta var, yanlış söyledim, özür diliyorum. Noktaları birleştir diyorum. Burada bakın iki nokta var yine şurada. Sapıtmasının sebebi iki noktadan fazla olması. 3.1'den olması mesela. 2 nokta birleştir diyeceğimizi orada 3. bir nokta seçtiği zaman birleştirmede kesikler oluşabiliyor. Onu düzeltmemiz gerekiyor. Burada da mesela oluştu. Bakın aslında burada 3 nokta var. 1 nokta, 2 nokta. Şöyle. Noktaların arasındaki doğrusallık da bozuk olabilir. Böyle bir durum da var tabii ki. Doğru bir çizgi olarak ilerlemiyordur. Burayı da birleştirdik sayılır.
Şurası. Sorun çıkar. Şurayı da birleştirdik mi? Seçim yapamadık bir saniye. İki noktayı seçemediğimiz için bir türlü. Şurayı alıp birleştirip ayrı gruplarda olabilir mi? Layer'larımıza, katmanlarımıza bakalım. Farklı gruplar olmaması gerekiyor. Burada bir grup yok gerçi. Değil. Bu neredeymiş? Farklı bir yerde. Bunu alalım buradan. Diğerini yanına koyalım. Birleştirmelerimiz ve gruplamalarımız illaki oluyor. Clipping Mask yaptığı zaman da aynı zamanda bir bütün bir grup haline getiriyor. Şimdi şununla şunu aynı grup haline getirdik mi? Bu bu. Bu da bu. Bir nokta mı var fazladan? Noktadan kaynaklı olabilir. Hemen bakalım. Evet. Noktadan. Orada fazladan bir noktamız varmış. Bu arada bozduğumuz yeri de şimdi tekrar düzeltmemiz gerekiyor. Demin Ctrl X ile bir görsel kestim. Bu sol taraftaki görseli kestim. Ctrl F ile aynı noktaya yapıştırdım bu görseli. Ve bunu en alta taşıyalım yapıştırdığım görseli. Yalnız burada bir püf nokta daha söyleyeceğim. Sol taraftaki görselde dikkat ederseniz kenarlarındaki kırmızılar kalmadı. Bu sağ taraftakinde onu da düzeltelim. Yani o kırmızıların da kalmasını isteyelim. Aynı zamanda kenarına tabii tekrar kontür vermeyeceksek, ayrı olarak tutacaksak. Ona da bir püf nokta söyleyebiliriz. Burası seçimde şurası kaldı. Şurayı birleştirelim. Şurayı birleştirelim. Aynı zamanda bakalım 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 bir yer kalmadı diye düşünüyorum. Şimdi bu görselden bir tane daha var. Şu. Şunu da bunun içine yerleştireceğiz. Gene yerleşimi yapıyoruz. Büyüklüğünü küçüklüğünü ayarlıyoruz.
sol taraftakiyle şu anda aynı boyutta, aynı boyutta kalmasını isteyeceğiz ya da belki kapaklayacağız. Yani mesela dönüştür diyeceğiz, taşı değil yansıt diyeceğiz, özür dilerim. Dönüştür diyeceğiz, yansıt diyeceğiz, dikeyde şöyle kapaklayacağız mesela. Tamam diyorum. Bunu böyle yerleştirdik, yerleşim tamam. Çizgiyle birleştirdiğimizde, şimdi sağ tıklayıp kremik mask yaptığımız zaman, kırpma maskesi oluşturduğumuz zaman çizgi kaybolacak, kırmızı çizgi kaybolacak. Bu yüzden Ctrl C ile bu kırmızı çizgiyi seçiyoruz. Ctrl F ile birebir üstüne bir tane daha yapıştırıyoruz. Bu çizgiden üst üste iki tane var. Kırmızı çizgiden. Ctrl C ile kopyaladık. Ctrl F ile kopyaladığımız şeyi birebir üstüne yapıştırmış oluruz. Üst üste yapıştırmış oluruz. Yani aldığımız yere yapıştırmış oluruz. Peki bu Ctrl F'ye bastıktan sonra üst üste olanlardan bir tanesi seçilir sadece. İkisi birden değil. Shift'e basarak görseli de seçerim. Seçeriz ya da. Sağ tıklıyoruz. Kırpma maskesi oluşturuyoruz. Şimdi üstteki kırmızı ayrı, görsel birleştirme ayrı. Çizgilerden bir tanesiyle birleşti. Diğeriyle birleşmedi. Sağ tıklıyoruz. Kırpma maskesini en alta gönderiyoruz. Üstteki çizgide izin. Ayrıyeten kalmış bir çizgimiz oluyor. Şu. Sol taraftakini de aynı şekilde yapabiliriz. Yani çizgisiz olsun istiyorsak kopyalamamıza gerek yok. Ama çizgiden bir tane ayrı kalsın istiyorsak bir tane bu şekilde Ctrl C ile kopyalayıp almış olabiliriz. Kutu tasarımımızı istediğimiz gibi yerleştirerek bıçak kesimlerini bunları baskıya gönderebiliriz. Baskıdan sonra kesilir ve kutu haline geldiğinde İstediğimiz kutu tasarımını bitirmiş oluruz. Umarım anlatabilmişimdir. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.